Bugün 23 Nisan. 23 Nisan'ın hatta 100. yılı. Çocuklar için bayram ilan edilişinde 91. yılı. Çocuğa önem vermektir 23 Nisan. Değer göstermektir. Çocuğumuza verdiğimiz önemi ve değeri hadi gelin bugün farklı bir şekilde ortaya koyalım. Size bir teklifim var sevgili anne ve babalar. Nasıl geçerdi 23 Nisanlar? Tören alanlarında, vilayet meydanında, elimizde bayraklarla, balonlarla hep birlikte geçerdi 23 Nisan. Gösteriler yapardık, halk oyunları oynardık, şarkılar söylerdik. Hep birlikte güzel bir şekilde kutlardık 23 Nisan'ı. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durumdan dolayı bunu yapma şansımız yok. Ve bir de bir şey yapılırdı belki hatırlarsanız. Çocuklar yönetim koltuklarına oturtulurlardı. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna, belediye başkanlığı koltuğuna bazı kararlar verirlerdi. Verdikleri kararlar da o gün içerisinde uygulanırdı bu arada. Bu sadece bir çocuğun gönlünü almak veya formaliteden bir şey miydi? Hayır tabii ki de. Bir çocuğun gelecekle alakalı karar verebiliyor olması, içinde bulunduğu durumla alakalı bazı fikirlerini söyleyebiliyor olması ciddi bir mesajdı aslında tüm çocuklar için. Hadi gelin bunu bugün evlerimizde yapalım. Ne mi teklif ediyorum size sevgili anne ve babalar? Gelin bugün evimizin yönetim koltuğuna çocuklarımız otursun. Bugünü onlar planlasın. Sabahtan başlayıp akşama kadar tüm planı onlar yazılı hale getirsinler bir kağıtta. Bunu teklif edelim onlara. Gün içinde ne giyeceğimizi onlar belirlesin bize dolaptan. Gün içinde ne izleyeceğimizi çocuklarımız belirlesin. Onların istediğini yapalım. Ne etkinlik yapacaksak evin içerisinde gelin onlar karar versin bugün. Oyun mu oynamak istiyorlar? Kuralları onlar belirlesin, şartları onlar belirlesin. Biz dahil olalım onların beklentilerini ve isteklerine ve kararlarına. Unutmayın, karar verebilen her birey, karar verebildiğini fark eden her çocuk, kendisiyle veya etrafıyla alakalı bazı fikirleri olan her çocuk ve evin içinde ben de söz hakkı sahibiyim diyen her çocuk, gelecekle alakalı daha çok hayallere sahip olacaktır. Ve bu ülke için, kendisi için ve ailesi için her zaman daha özverili olacaktır. Konuşabilen, konuştuğunu ifade edebilen ve kendisinin dinlendiğini fark eden her çocuk her zaman daha çok üretken olacaktır ve her zaman daha faydalı olacaktır. Gelin bugün bunu, bu 23 Nisan'ı bu şekilde başlatalım. Unutmayalım, her çocuk görsel öğrenir. Bu zamana kadar çocuğumuzun yaptığı resimleri, 23 Nisan'la alakalı kesip biçtiği o güzel olan şekilleri evimizin etrafına asalım. Balkonları lütfen bayrakla donatalım. Dışarıda yaşadığımız o 23 Nisan'ları evin içinde aynı ruha getirebiliriz. Sevgili bebeğimler, sizler şu anda çocuklarımızın okulda yarattığı veya yaşadığı her kavramı evin içinde yaratıyorsunuz. Lütfen bunu yapmaya devam edin. Çocuklarımızın şu anda aldığı veya şu anda yaşadığı her emek veya her kavram gelecekte onların nasıl birer birey olabileceğini temelini atıyor. Sevgi ve saygılarımla.